Evet, bu zayıf arının daha önce yaptığım formik asit ve oksalik asit karışımlı olan 10 gün önce kullandığımın sonucu bayağı bir mum kurdu. Dökülmüş durumda. Yani kovanın içinde herhangi bir mum kurdu. Ve görünürde de var o. Gözükmüyor. Evet. Burada mum kurdunu rahatlıkla görüyoruz. Mum kurdu dökülmüş vaziyette. Ve dökülen varva da gözükmüyor. Formik asit ve oksalik asit karışımı. Şimdi ben bunları temizleyeceğim. Aynı zamanda bu Aryan ve Aryan BT'yi de bu kovana kek olarak vereceğim. Sonuçlarını da daha sonra bakacağız. Evet, buradaki 3 tane zayıf arı vermeye de kovan dip tablolarına bakayım. Ve bunları da temizleyeceğim. Evet, mum kurtları dökülmüş vaziyette. Bu kovanlarda varova olsaydı, varovalarda formik asit ve oksalik asitle dökülmüş olmalıydılar. Bol miktarda döküntü var. Evet. Şurada. Evet, burada bir mum kurdu. Formik asit ve oksalik asitin döktüğü zayıf arada mum kurdu. Aynı zamanda yine burada da kurdu ve polen döküntüleri var. Herhangi bir varva döküntüsüyle karşılaşmadım. Temizleyip takacağım. Ve hem en sağ kovana anasını vereceğim hem de Aryan ve Aryan BT karışımlı keki koyacağım. Birkaç tane mum kurdu. Evet, yine burada da evet, büyük mum kurdu. Yine mum kurdu. Evet, burada da mum kurdu. Döküntüleri. Bunlar evet, burada da bir tane formik asit ve oksalik asitin, evet, bu köşede de var. Formik asit ve oksalik asit karışımının döktüğü mum kurtları hem de zayıf arıda dökülenler. Yine bu kovana da Aryan ve Aryan BT karışımlı kek vereceğim. Ve son durumunu göreceğiz. Yani mum kurtları dökülmüş olan ve varvası gözükmeyen varva gözükmeyen kovanlara, evet, yine burada da mum kurtları. Evet, burada da mum kurtları var. En sol kovanda dökülen mum kurtları. Yine bu kovan dip tablasında da varova gözükmüyor. Evet, burada da mum kurdu yavruları çatlamış, büyümeye çalışıyorlar. Evet. Bu kovanda, bu alt dip tablasını da temizliyorum ve burada da varva göremedim. Bu kovana da Aryan ve Aryan BT karışımlı yine kek vereceğim. Sonra sonuçları bakacağız. Kovan dip tablalarını takacağım. Evet, en sağ kovanı açıyorum. Bu kovan ana memesi dikmişti.
dün bakmıştım. Şurubunu yarıya çekmişti. Dün yine su vermiştim. Bir tane fazla çerçevemiz var burada. Ben şimdi bakacağım. Eğer bu kovanda ana yoksa, dün görememiştim. Ve bir tane açık, bir tane de kapalı memesi vardı. Bir tane açık, bir tane kapalı memesi vardı. Bakalım bugün ana arı ne alemde. İçerideki sesten anasız olduğunu anlayabiliyorum. Ama yine bakayım, evet. Bu çerçeve bal polen komple. Herhangi bir günlük yavru yok. Ana aramız beyaz boyalıydı ama dün bulamamıştım. Evet. Burada da herhangi bir evet, bir tane kapalı meme. Açık yavrular. Açık yavrular var. Ve açık meme var. Ana arı gözükmüyor. Sütlenmiş. Sütlenmiş yavrular var. Ana arı yaklaşık bu yavrular 4 günlük. Yani 4 gün önce yumurtlanmış. Ben 10 gün önce formik asit ve oksalik asit karışımını vermiştim. Buradan şunu anlıyorum. Ana arı ya oksalik asit ve formik asit verildiği dönemde, verdiğim zaman kesmemişler. Daha sonra kesmişler. 4-5 gün sonra kesmişler. Neden olabilir bu? Muhtemelen ana arıyı beğenmemiş olabilirler. Çünkü bu yavrular, çıkan bu yavrular ana arının yumurtladığı yavrular. Yani üzerinden 21 gün geçip doğan arılar, doğan yavrular. Dolayısıyla bunu kesen tarlacılar değil. Tarlacılar şu ana kadar zaten tarlacı koymamıştık, artı tarlacılar zaten şu ana kadar çoktan ölmüştür. Bu arılar tamamen kendi, ana arının kendi yavruları. Yani doğurduğu yavruları, kendi annelerini, yavru atımını beğenmemişler. Bunu anlıyoruz. İçeride de bakıyorum ana arı var mı diye. Evet, herhangi bir şey göremiyorum. Beyaz boyalı olduğu için görmek kolay olacak. Ancak şu ana kadar herhangi bir şey göremedim. Ben arısını silkeleyip bu arıyı burada bırakacağım ve ana arı yavru atabilsin diye bir tane kabarmış çerçeve bırakacağım. Evet, yavrulu olan çerçeveyi kenara aldım. Kabarmış çerçeveyi yumurta atması için buraya aldım. Yani duvar çerçevesine. Bir tane de ballı polenli duvar çerçevesi var. Burada
Evet. Bunun üstüne ben şimdi getirdiğim hazır anayı koyacağım. Evet, getirdiğim hazır ana bu beyaz boyalı. Ve kek bölümünü açıp vereceğim. Yani bir 5 gün bu şekilde bırakıp daha sonra kek bölümünü açıp 3 gün sonra normalde veriyorduk. Ama ben bu kovanın yavrularını alacağım için, yani yavruluk açık ve kapalı yavruluk çerçevesini alıp sadece duvar çerçevesiyle anarı kabul ettireceğim için kek bölümünü açacağım. Kolay çıkartabilsinler diye. Kek bölümünü açtım. Kek bölümünü açtım ve iyi besleme yapabilsinler ve keki de açabilsinler diye ön tarafa doğru yerleştirdim. Hafif orta ön tarafa doğru. Ve bunun üzerine şimdi Aryan BT keki koyacağım. Aryan ve Aryan BT karışımlı keki koyacağım. Daha sonra açık ve kapalı yavrulu olan çerçevenin arasını buraya sirkeleyip açık ve kapalı yavru olan çerçeveyi bu kovandan alıp en son kovana vereceğim. Yani en son kovanı açık ve kapalı yavruyla aynı zamanda desteklemiş olacağım. Buradaki memeleri de keserek vereceğim. Buradaki memelerden ve açık yavrulardan dolayı buradaki anayı kesme durumu olsun istemiyorum. Anayı bir an önce en erken kabul etsinler istiyorum. Arıyı sirkeleyeceğim. Sirkeleyeceğim arıları, koyacağım. Kovan burası. Buranın düzenini de ayarlayayım. Daha önce bitirmiş olduğu kekleri içine koyayım. Yine arı verdiğim şurubu çekerek bitirmiş. Evet, arka tarafına kadar gelmiş. Ben bu açık ve kapalı yavruyu, ana arı da burada, ana arı yumurtlamak için yer arıyor kendisine. Ben bu açık ve kapalı yavruyu en sağ çerçevenin bir önüne yerleştireceğim. Evet, arısını silkeledim ve buradaki memeleri bozacağım şimdi. Evet, buradaki memeleri bozdum. Ve bunu en soldaki kovanın ana arı yumurta atacak şekilde orta kısmına gelen çerçevesine, çerçevelerin arasına veriyorum. Evet, yavrulu çerçeveyi verdim. Ve şimdi kekini vereceğim üzerine. Aryan ve Aryan BT karışımı olan, içinde vitamin kattığımız ve polen kattığımız keki üzerine koyduk. Aryan ve Aryan BT'yi yaptık. Deneyip sonucu paylaşacağız. Göreceğiz. Evet. En soldaki kovanı kapattım. En sağdaki kovanda ana arıyı verdim. Bir çerçeve kadar arısı var. Üzerine Aryan ve Aryan BT karışımlı olan vitaminli polenli kekimizi verdim. Kek rahat dursun diye de, düzgün dursun, aşağıya doğru akmasın diye de 3 tane boş çerçeve koydum yanına. Bu çıtamız içinde strafor olan plastik bölme tahtası. Arıyı şu an bir çerçeveye sıkıştırmış durumdayım. Arılar ana arıyı kendileri çıkartacaklar ve kabul edecekler. Zamanla ilgi gösterecekler.
buradaki fazla olan şurubu da alıp en sol kovana aktaracağım ki sadece kekle idare etsin ana arıyı, şuruptan kaynaklı herhangi bir ana kesmesi durumu olmasın diye. Evet, şurubu en sol kovana aktardım ve kapatıyorum bu şekilde. Burada da sadece su kaldı, kek kaldı ve eski kek var ama bu eski keki buradan alıyorum. Sadece Aryan ve Aryan BT olan kek kalacak burada. Evet, bunu da bu şekilde kapatıyorum. Evet, orta kovanın, evet, Aryan BT'yi verdim. Bu kovanı da bir çerçeve fazladan boş çerçeve giriyorum. Çünkü en sol, en sağ çerçeveye kadar yumurta atmış arı yumurtaları gördüm. Ve bu şekilde kapatıyorum. Evet, son kovana da bakıyorum. Bu arıya da Aryan BT ve Aryan karışımı olan kekten vereceğim. Kekin üstünü açtım. Yine diğerlerini yaptığım gibi. Ve üzerini kapatıyorum.